Buyurun efendim, kullanıcı. Evet. Siz ne söyleyeceksiniz? Çok heyecanlısınız. Bizler de merakla bekliyoruz. Evet, biz de sizin aslında düşüncelerinizi bekliyoruz. Biz çok keyifli bir süreç geçirdik. Çok değişik bir deneyim yaşadık kendi adımıza. Yani bizim için hem set çok keyifliydi hem çok güçlü bir senaryoda iyi bir şey çıkardığımıza inanıyorum. Bahsedebiliyor muyuz böyle ufak ufak spoilerlar veya karakterden bahsedebiliyor muyuz? Dinlemek isteriz. Ya karakterden çok sonuçta bir politika yazarının işte bir oyuncuyla röportaj yapmasıyla başlayan birbirini tanıma süreci bir gecede geçen. Bir evet, gecede. İki oyuncu, değil tek mekan, gecede. Tek gece. Değil. Başlangıçı bu yeter. Bir muhabirdiniz galiba, doğru mu efendim? Muhabirini canlandırıyordunuz acaba? Bu muhabir magazin gazeteci muhabiri miydi diye. Değil. Gazeteci. Gazeteci olsaydı çok soru soracaktı gazeteciler. Bizim duygularımızı hissediyor musunuz? Hissettiniz mi? Veya... Tabii onun böyle geçtiği bir takım dönemler var zaten. İlk bölümde görüyorsunuz o. Onunla ilgili bir paralellik kurma var. Mümkün değil. Canlandırdığınız karakterden sonra ünlülere bakış açınız değişti mi efendim? Yok. Yine bulunduğumuz yer. Efendim, siz neler söylemek istersiniz? Valla çok keyifli bir süreçti. Her zaman denk gelecek bir şey değil bu. İki oyuncu tek mekan, 90 dakikada akan bir iş. Bu kadar güzel, pek kuvvetli iki oyuncuyla bu kadar şahane bir set deneyimi yaşadığım için çok mutluyum. Süreç çok güzeldi. Seyircinin de kalbine değsin, onlar da bizim gibi sevsin, işim uyuyor. Ama aynı zamanda 6 yıl sonra galiba tekrardan bir araya geldiniz ve son dönemde de böyle eski partnerlerin tekrar bir araya gelmeleri çok konuşuluyor, çok beğeniliyor. Nasıldı tekrardan bir araya gelmek? O zamanla bu zaman arasında ne gibi farklılıklar olmuş, gelişmiştir? Kameralara da. Ya tabii ki çok başka bir işte bir araya geldik. Gerçekten hani bu çok nadir bir oyuncuya denk gelebilecek bir iş, bir proje. Başka bir şekilde tekrar tanıştık Halit'le. Aslında hani daha önceden tanışıyormuşuz ve tekrar oynuyormuşuz gibi değil de baştan tanıştık. Halit Bey'cim siz... Aynı şeyi söyleyeceğim. Yani ya bu işin kendi özelinde de bir çalışma disiplini vardı, biraz daha farklı. Günde 8 kaç saatimiz toplamda bunu yapıyor? 8 saat hiç durmadan. Kesintisiz, günde 8 saat kesintisiz çekim yapıyordu. Öyle olunca hiç durmadan çok iyi alışveriş yapabildiğiniz partnerle çalışma imkanı her işte bulunamıyor. Bu işte böyle özel bir şey var. Yani sanki yeni tanışmış gibi tekrardan çalışmaya başladık. Efendim özür dilerim. Biraz zayıflamış gördük sizi. Acaba spor mudur sebebi? Yok. Spor yani... Evet, biraz diyet yapıyorum. Yeni yaptığım işle alakalı böyle gerekiyor. Onun için işle alakalı. Yurt dışı ve Türkiye olarak da bir soru sorayım. Nasıl gidiyor işte? Gelmiş. Güzel, gidiyoruz, falan. Gidiyoruz. Var mı sorusu olan? Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Umarım siz de beğenirsiniz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Telefonları çektikten sonra.